Büyükada Ayayorgi Kilisesi. Bizans tarihinde ikonolazm denilen tüm ikonaların kiliselerden kaldırıldığı ve yok edildiği bir dönem vardır. Bu dönemde Avrupa'da St. George olarak bilinen Ayayorgi'ye ait bir ikonanın yok olmasından korkan keşişler onu alarak Büyükada'ya getirmişler ve adanın en yüksek tepesine gömmüşler. Bu dönemin üzerinden onlarca yıl geçmiş. İkonalar tekrar kiliselerde yer almaya başlamış ve bu yıllarda bir çoban rüyasında Ayayorgi'yi görmüş. Aziz, kendisinin Büyükada'da olduğunu ve çan sesini duyana değin tırmanarak kendisini kurtarmasını ve kendisini bulana dek de bu rüyadan hiç kimseye bahsetmemesini öğütlemiş. İlk seferinde rüyayı dikkate almayan çoban, aynı rüyayı ikinci ve üçüncü kez görünce artık bunun ilahi bir işaret olduğuna kanaat getirmiş ve yollara düşmüş. Çıplak ayakla Büyükada'daki tepeye tırmanan çoban, zirvedeki devasa kayanın önüne geldiğinde nereden geldiği bilinmeyen çan seslerini duymuş. Rüyasında işaret edilen noktanın burası olduğunu anlayarak kazmaya başlamış, Aziz'in onlarca yıl önce gömülmüş olan ikonasını bulmuş. İstanbul'a geri dönen çoban, imparatorun huzuruna çıkarak ikonayı ona teslim etmiş ve rüyasını anlatmış. Bu ilahi işaretten çok etkilenen imparator da ikonanın bulunduğu noktaya bir kilise inşa ettirerek bu mübarek ikonayı buraya yerleştirmiş. Bugün de insanlar dualarının ve dileklerinin kabul olması için Büyükada'ya gelip çıplak ayakla ve hiç konuşmadan bu yokuşu tırmanmakta ve kilisede bulunan Ayayorgi'nin ikonasını ziyaret etmektedirler.